Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Ordu İl Başkan Yardımcısı Metin Gören. Aynı zamanda Doğanay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorum. Kent Gazetesi'ni ziyarete geldik. Derneğimizle ilgili bilgiler verdik kendilerine. Kendileri de bize yardımcı olacaklarına, haber konusunda yardımcı olacak. Biz de teşekkür ettik kendilerine. Arkadaşlarım bizde de soruları varsa onlara da cevaplarız. Şimdi Ordu bölgesinde biz derneğin kuralı 3 ay gibi bir zaman geçti. İşte bazı ilçeler atadık. Bunların içerisinde bugün de yeni bir ilçe atadık, İkizce'yi atadık. Çaybaşı ilçesine atadık, Kumru ilçesi, Çamaş ve Gürkü ilçelerine atadık. Daha Ünye'yi şu anda da atamadık yani ilçe başkanlıklarını. İlçe başkanlıklarını atadığımız yerlerin mülki amirlerini ziyaret ediyoruz. Kendilerine gerekli bilgileri veriyoruz. Dün itibariyle de benim de köyüm olan Fatih Mahallesi'ne ziyarette bulunduk. İş adamlarına verdiğimiz bizim İngilizce eğitim kartları var. Onların köye gittiğimizde Fatih İl Öğretim Okulu Müdürü'ne, Murat Ocaklı'ya o kartları, 20 tane kart hediye ettik. Bunların içerisinde Ünye Belediyesi olarak Hüseyin Tavlan'ın da 5 tane kartı mevcut. AK Parti İlçe Başkanlığı'nın kartları mevcut ve İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Arslan'ın kartları var. Amasya İl Başkanı Ayhan Ocak Bey'in kartları var. Samsun yani Dümat'in başkanı olan Bilal Arslan Bey'in kartları var. Diğer ilçe başkanlıklarımızın da kartları mevcut verdik. Yani bir 20 tane, 20'nin üzerinde bir hediye kartı olarak yani öğrencilerimize verilmek üzere müdürümüze bıraktık. Orada ziyaretimizi yaptık. Müdür Bey'le görüştük. Ondan sonra ayrıldık oradan. Belediye başkanımız da tesadüfen programları varmış orada. Onlarla da konuştuk. Onlarla da muhabbetimizi yaptık. Derneğimizin hakkındaki bilgileri onlara da bildirdik. Yani Ünye Teşkilatı'na atamadığımız halde bazı bilgileri kendilerine verdik. Durumumuz şimdilik Ünye'de böyle. Asıl derneğimizin asıl amacı da uyuşturucuya alışmış kişilerin yani bu uyuşturucu belasından kurtulabilmesi için mücadele vermek ve okullarda eğitim, okul aile birliğini üyelerini toplayıp onlara gerekli bilgileri işte uzman kişiler tarafından onları eğitmek, çocukların uyuşturucuya nasıl bulaştıklarını, ne yapılması gerektiğini bunlara anlattıracağız. Önümüzdeki günlerde daha yeni bir kuruluş olduğumuz için olduğu bölgesinde daha tam faaliyete geçemedik. Şu anda bizim derneğimizin Zonguldak'ta tedavi merkezi var. Orada tedavi ediyoruz. Amatem'de bilgimiz yok. Biz İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürütüyoruz. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen bir derneğiz. Derneğimizin şu ana kadar faaliyetleri deprem bölgesine de yani en çok yardım yapan ikinci kuruluş derneğimiz. İstanbul Dumat olaraktan geçiyor. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Derneği olaraktan geçmekte. Biz de Ordu bölgesinde aynı at üzerinde faaliyet yürütüyoruz. İngilizce eğitim kartlarımız şu. Arkadaş oradan bir tanesini versin bize. Onun tanıtımını da yapayım. Şimdi şu kartlarımız şöyle bir şey. Bunun üzerinde seri numarası var. Seri numarasının altında kaldırdığımız zaman da şifre var. Yani bu şifre girildiği zaman da yüz yüze eğitim. İl okuldan başlıyor. Birinci sınıftan başlıyor. Hatta bunu en çok da alan İngilizce öğretmenleri ve üniversitede İngilizce okuyan talebeler bunları alan. Bunları dernek yararına biz dernek bundan geliri tedavi amaçlı kullanacağımız için şu anda bizim genel merkezde Ordu bölgesi olarak 3 kişiyi tedavi ettirecek paramız birikti. Bu da kartların satış. Bu kartların da piyasadaki maliyeti 20 bin lira gibi bir maliyeti var. Bizim dernek yararına da bu kartları biz 4 bin lira gibi bir fiyatta veriyoruz. Bize de bir maliyeti var. Genel merkez tarafından verilen. Bunları öğrenciler de kullanabiliyor, öğretmenlerimiz de kullanabiliyor.
Hani İngilizce öğrenmek isteyen herkes kullanabiliyor. Sadece yani ilk girdiği adres neyse orada o faaliyete devam etmeli. Eğer dışarı tarafa çıkılıp da o şifre girildiği zaman da şifre kart blok oluyor. Yani bir evde girildiyse başka bir dairede aynı şifreyle girilmiyor. Ama aynı dairede 8-10 kişi de aynı eğitimi alabiliyor. Sürecek şöyle, üyeyi atadığımız zaman zaten biz Kaymakam Bey'le görüştükten sonra, gerekli yazışmaları yaptıktan sonra halka bilgilendirme toplantıları yapacağız. Üniversiteden hocalar davet edeceğiz. Yani benim öğrenci velilerden, gençlerin anne babalarından istediğim şey şu. Baskıcı davranmasınlar. Eğer bu işe başlamışsa çocuk, yani uyuşturucuya başlamışsa, esrar veya diğer şeylere başlamışsa baskıcı davranmasınlar. Baskıcı davrandıkları zaman da çocuk aileden uzaklaşır, kaçar. Hani bize gelebilirler, biz esnaflarımızın birçoğuna ulaşım kartlarımız var şu şekilde. Bu kartlardan esnafımıza dağıtıyoruz, bize ulaşmaları için. Ulaşanlar olursa biz de kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız. Hani bazı tabii bunun süreçleri var. Velilere de şunu da söyleyeyim, yeni bir şey öğrendim. Uyuşturucu kullanan kişilerin gözlerinde problem olduğu için göz damlaları kullanıyorlar. Anne babalar çocuklarına çaktırmadan, gençlerine çaktırmadan odalarında göz damlası var mı yok mu kontrol etsinler. Yani onlara belirtmeden ceplerini yoklasınlar. Yani bunların içinden sigaranın içine konulan işte bizim limon tuzu gibi küçük parçacıkların sigaranın içine konulanların da olduğunu öğrendim. Onu da öğrendiğimiz kişi de El Ele Derneği'nin başkanından. Birçok kullanım şeyi var. Hatta A4 kartlarına dahi uyuşturucuyu yani uyuşturucuyla A4 kartı imal edip onları bile piyasada satıyorlar. Akla gelmeyecek olaylar yani yöntemler içerisinde. Hani biz şu anda bizim Ordu İl Emniyet Müdürümüz, onunla kendisiyle de görüştük. Narkotikten gelme, Kumru Emniyet Müdürümüz de narkotikten gelme, kendisiyle de görüştük. Kumru Kaymakamımıza da bir kişinin tedavisi için ona da bir sözümüz oldu. Ondan da haber bekliyoruz. Halka, okullarda özellikle aile birliği üyelerini, öğrenci velilerini toplayıp onlara toplu konferans şeklinde bilgilendirme yapacağız. Bu tabii bazı yazışmalar gerekiyor. O yazışmalar tamamlandıktan sonra bu faaliyetlere başlayacağız. Her şey birden olmuyor. Bir zaman süreç gerektiriyor. Onun için bize yardım etsinler, bize destek olsunlar. Özellikle esnafımız, biz esnafların yanına gittiğimiz zaman da bizim derneğimizi diğer derneklerine karşı aynı kategoride görüyorlar. Bizim derneğimiz aynı kategoride değil. Bizim İstanbul Valiliğinden verilen özel kartlarımız var. Yani polis kimliği gibi bir kimliğimiz var. Araç tanıtım kartlarımız var. Bizim diğer derneklerde bir sadece dernekler şeyinde adı dernek olaraktan geçiyor. Ama daha değişik bir kuruluş. Bizdeki şu yakamdaki görülen ablem polis ablemidir. Türkiye'de polislerin dışında sadece İstanbul DUMET'e verilmiş bir ablemdir bu. Bu da bize devletin güvenidir. Halk da bize güvensin, esnafımız da bize güvensin, yeterli yardımları yapsınlar. Yoksa bu iş başarıya ulaştıramayız. Yardımlar olmadıktan sonra bu iş başarıya ulaşmıyor. Teşekkür ederim.